Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Proje hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, yaklaşık bir yıldır hem senaryosuyla hem de çekim süreciyle ilgili bir hazırlık yapıldı. Filmde yaklaşık 6 ay önce çekime başladı. Tek Yürek İmalat Harbiye filmin esas ismi. Biz tabii son günlerde yaşanan bu felaketten sonra yine o da Tek Yürek ismiyle bir kampanya başlatıldı. Bir tesadüf oldu. Ama belki bugün yaşananlarla Ankara Gücü'nün 1910 yılında kuruluş serüveni aynı ruh, aynı hassasiyet ve aynı duygularla kuruldu. Ve o gün Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir felaketin önlenmesi için bir millet nasıl tek yürek olduysa ve bu tek yürek olmasının sonucu da imalatı harbiye tek yürek olduysa bugün de yaşanan deprem felaketiyle bu millet yine tek yürek oldu. Demek ki bu milletin kodlarında başı belaya geldiğinde sıkıntılar olduğunda tek yürek olmakla ilgili bir hassasiyeti var. Biz de en azından acılarımızı hafifletmek anlamında ve Ankara Gücü'nün tarihiyle ilgili gelecek kuşakları bilgilendirmek için bu senaryoyu evet dedik ve film yapım şirketi de bu senaryoyu filmleştirdi. Bugün de galası var inşallah. Bütün izleyicileri, Ankara Güçleri bu filmi izlemelerini ve gelecekleriyle ilgili not etmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Başkan, filmin ön gösterimini izlediniz. Film hakkında küçük detaylar verebilir misiniz? Biraz sonra galası olacak. Aslında detayları çok detayları söylemek doğru değil ama özet olarak Ankara Gücü hangi hassasiyetleri ve duygularla kuruldu bu var ve Ankara Güçler bugün hangi nedenlerde hangi olaylara hassasiyet gösteriyor onu anlatan bir senaryo, bir maalesef kan kanseri olan bir çocuğun hayatının kurtarılmasıyla ilgili Ankara Güçler'in verdiği mücadeleyi anlatan bir film. Bence duygu yoğunluklu bir film. Bütün izleyicilerin çok memnun kalacağına inandığımız bir film olur diyorum. Ama dediğim gibi filmin detayı anlatılmaz. Onun için izlemek gerekiyor. Merhabalar. Ben Ceyhun Fersoy. Projede yer alıyorum. Agah Orhan karakterini hayat verdi. Çok keyifli bir iş oldu. Umarım seyirciyle buluştuğunda da karşılığını alır. Peki nasıl bir proje oldu? Proje hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi çok tarihi bir proje. Sadece günümüz değil. Ben tarih tarafında yani 1910 yılındaki işçilerden birini canlandırdım. Diğer arkadaşımız da Anıl Çelik. Çok da güzel bir ensemble bir iş oldu. Tarihi de bir iş olduğu için de bizi sete çıktığımızda daha heyecanlandık. Oral motivasyonumuzu üst seviyede taşıdı hocamız da, Serdar hocamız da. Çok keyifli geçti ya. Keyifli geçiriyorsunuz. Evet, evet. Peki proje hakkında başka söylemek istediniz ya da şurası çok hoşuma gitti dediğiniz bir yer var mı? Hepsi yani o tarihsel, kronolojik bir tarihte işlendiği için öyle bir şey söyleme benim haddim değil. Ben çünkü verilen görevi iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Peki daha önce Ankara Gücü'nün böyle bir tarihi olduğunu biliyor muydunuz? Evet, biliyorum. Yani MK'ye Ankara Gücü zaten çocukken neden MK'ye Ankara Gücü dediğimde bir de araştıran bir insanım ben. İşçi takımı olduğunu, işçilerden kurulduğunu tabii ki de araştırdım. Tabii ki de çok tarihi, çok bir kulüp. Çok teşekkürler. Sana teşekkür ederim. Serdar Çetinkaya ben, Ankaralıyım, Beypazarlıyım. Ankara güçlüyüm. Ankara için şeyler üretmekten büyük keyif duyuyorum. Esat Deniz Abdaloğlu ben, Ankaralıyım ben de. Ya ben Ankara güçlüyüm, sağlam Ankara güçlüyüm, tribünden Ankara güçlüyüm yani. Ve bu film bir hayaldi, gerçek oldu. Ya çok memnunuz, çok keyifliyiz. Bu arada taraftarlar çok destekledi. Bu konuda da hepsine çok teşekkür ediyoruz. Film sizce nasıl geçti? Güzel. Yani uzun bir yolculuktu bizim için. Bir maratondu. Bir yıllık bir sürece yayıldı. Yaklaşık 5 ayı bir fiil çekim ve çekim sonrası süreçti bizim açımızdan. Yorulduğumuz zamanlar oldu ama biz de İmalat Harbiyeler gibi hiçbir zaman pes etmedik, vazgeçmedik. Sonuna kadar savaştık ve bu filmi bugün galasını yapıp
Türk izleyicisine armağan ediyoruz. Çok yakında ilan da edeceğiz. Azerbaycan, Almanya, Belçika'da da vizyona girecek filmimiz. Memleketin hikayesini dünyaya da duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Sonra da dijital platformlarda gerçekten tüm dünya bu hikayeyi bir şekilde öğrenecek. Derdimiz bu. Standart bir soru olacak ama Ankara gücünün MK ile bağdaştırmayan imalat tarihi bilmeyenler var. Doğru. Aslında bir tık da bunu da anlatıyor film. Doğru. Bunun hakkında veyahut da film içeriği hakkında küçük küçük şeyler öğrenebilir miyiz? Tabii. Ankara gücünün futbolcuları Osmanlı döneminde cephane üreten İmalat Harbiye fabrikalarında çalışan işçilerdi. Bu işçiler 1910 yılında futbol oynamaya merak salıp futbol oynayıp İstanbul Ligi'ne başvurup Fransızların kontrolünde olan ligde mücadele etmeye başladılar. O dönem İstanbul işgal edilince memleketin çocukları futbol oynamanın yanı sıra direniş örgütüne dönüşerek cephaneleri çalıp kaçırıp kendi cephanelerimizi depolardan alıp Anadolu'ya gönderip milli mücadeleye katkı sundular. Cephede birebir savaştılar. Memleketi kurtarmak için Tek Yürek oldular. Filmimizin adı o yüzden Tek Yürek zaten. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Tek Yürek Ankara Gücü ismiyle tasarlamıştık projemizi. Günümüzde de hikayemiz taraftarın bir Tek Yürek olma hikayesi. Aynı ruhun, imalat harbiye ruhunun, dirlik olmanın, dayanışmanın kıymetini bilenlerin, kendinden çok başka şeye önemsemenin farkında olanların, taraftar da keza böyledir. 90 dakika deplasman için kilometrelerce yol gidiyorlar. Hepsi çok cefakar. Bu hikayeyi derleyip toplayıp anlatmanın derdinde olduk. İmalat harbiye hikayesi de Ankara Gücü'nün zaten kuruluş hikayesi. Peki buradan izleyicilere bir şey söylemek ister misiniz? Film bizim filmimiz değil, bizim filmimiz, hepimizin filmi. O yüzden bu filmi sahiplenmeniz, arkasında durmanız, maça gider gibi sinema salonlarına gelmeniz, arkadaşlarınıza önermeniz, tavsiye etmeniz, bu filmden herkesin haberdar olmasını sağlamaları çok kıymetli. Beklentim, temennimiz bu olur. Çünkü Türkiye'de ilk kez bir futbol kulübünün kuruluş hikayesi ve doğrudan organik olarak kulübün hikayesi sinemaya alındı. Dünyada da örnekleri. Çok nadir belgesel örnekleri var ama bir sinema projesi olarak, kurmaca film olarak dünyada da ilkiz. Ankara Gücü'nün takımı zaten. Bu bağlamda da bu ilki sahiplenip gerçekten el üstüne tutarlarsa dünyada bizi tanımayan kalmaz. Peki sizin görüşlerinizi alalım biraz da. Ankara Gücü demek benim için biraz memleket demek. Ciddi anlamda Kuvayi Milliye sürecinden tutalım da bu zamana kadar gelen bir gazi takımından bahsediyoruz. Bu bizim için çok değerli ve önemli. İşte 9-10 yaşlarından beri tribünde olan biriyim. Ya benim için Ankara Gücü'nün çok farklı bir yeri vardı. Şimdi sinemaya taşıdım. Sadece Ankara Gücü'ler değil. Futbol, memleket, hayat, bir aradalık, tek yürek gibi dertleri olan herkesi gerçekten filmimize bekliyoruz. Keyifli bir film oldu, güzel bir film oldu. Anlamlı da bir film oldu. Tüm memleketimizin insanlarını, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, herkesi filmde görmek istiyoruz açıkçası. Gelmelerini de bekliyoruz. Çok teşekkürler. Eyvallah. Hoş geldiniz. Olsun inşallah. Eyvallah. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Star Akbaş. Suzan karakterini oynuyorum Tek Yürek filminde. Böyle. Proje nasıl gerçekleşti? Proje yani iki dönemden bahsediyor. Bir savaş zamanından, çok eski dönemden bahsediyor. Bir günümüzden bahsediyor. Bir toplumun başkalarına kurtarıcı olmak, başkalarına hizmet etmek için nasıl tek yürek oluşunu o dönem anlatıyor. Günümüzdeki dönemde de bir çocuk için nasıl tek yürek oluşunu anlatıyor ve bunu spor fanatikliği üzerinden, aslında sporun ve ya da futbolun böyle sadece işte 11-11 topun peşinde koşulmadığı, orada insanların bir dünya kurduğu, çok derin bağlar kurduğu ve çok büyük yardımlaşmaya vesile olduğu bölümünü de görüyoruz. Ve bence bu çok önemli. Sonuçta sporda nezaketle, zarafetle ve yardımlaşma içinde yapılmalı. Ben de çok eski bir sporcuyum. Böyle bu iki dönemden bahsediyor. Heyecanlıyız. Şimdi filmimizi izleyeceğiz. Emeklerimizin karşılığını seyircimizle paylaşacağız. Böyle bekliyoruz. Peki daha önce Ankara Gücü'nün böyle bir tarihi olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyordum ve çok şaşırdım ve çok gurur duydum. Ben Ankaralıyım normalde. Burada büyüdüm. Üniversiteyi kazandığımda İstanbul'a gittim. Ama Ankara'nın ve Ankara Gücü'nün böyle şanlı bir tarihe bir parçası olması ve bu şekilde kurulmuş olması inanılmaz gurur verici. Herkes bu hikayeyi görmeli kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Yusuf Tanık. Ankara Gücü Başkan Yardımcısıyım.
Aynı zamanda NATO Holding yönetim kurulu üyesiyim. Film hakkında düşünceleriniz nelerdir? Film gerçekten çok güzel oldu. Biz daha önceden kısa bir kesit izleme şansını da bulduk. Film Kurtuluş Savaşımızdan günümüze uzanan bir hikayeyi anlatıyor ve gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Maalesef yaşadığımız bu şu andaki zorlu dönem, depremden kaynaklı zorlu dönemi de kapsıyor aslında. Hep birlikte o zamanlar tabiri caizse bir çöküş döneminden kurtuluşu anlatıyor. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere de tekrardan başsağlığı diliyorum. Umarım şu anda da tekrardan bir kurtuluşu hep birlikte sağlayacağız. Film de çok duygusal, çok güzel. Bütün oyuncularımızın, kulüp yöneticilerimizin ciddi emekleri var bu konuda da. Umarım seyircilerimiz de, Ankaragücü taraftarımız haricinde bütün vatandaşlarımızın da seveceğini düşünüyoruz. İnşallah güzel olacak. Zaten bu tarz şanlı tarihi olan çok az kulüp var. Bunu da değerlendirmek aslında çok mantıklı ve güzel bir işti. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten Ankaragücü'nün tarihini bir filme yansıtmak çok önemliydi. Çünkü maalesef bazen sadece taraftar olarak bir kulübü destekliyoruz ama aslında geçmişten gelen çok farklı bir tarihin olması, bir nasıl söyleyeyim, bir sırtının olması, yani basit bir kulüp veya kuruluş olmadığımızı gösteren bir hikaye. Gerçekten ülkemizin kurtuluşunda çok büyük emekleri olan gazilerimizin, şehitlerimizin olduğu bir ekibin kurduğu bir kulüp ve bunu da yansıtmak dönemimize, yani bizim yönetim kurulumuza nasip oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben İnanç Konukçu. Ankaralıyım, Ankara güçlüyüm. Filmdeki rolünüz neydi? Filmde biraz spoiler olacak. Bir kartoncu abimizi canlandırıyordum diyeyim. Hadi öyle diyeyim. Peki film sizin için nasıl geçti? Film şahane geçti ama benim için özel bir hikayesi var tabii. Ben Ankaralıyım, Ankara güçlüyüm. Keçiören bebesiyim. O yüzden İmalat Harbiye'nin hikayesinde olmak ve yani bir şeyi canlandırmak benim için ekstra onur vericiydi. Ankaragücü'nün daha önce böyle bir şanlı tarihi olduğunu biliyor muydunuz? Tabii ki biliyordum. Ben dedim ya, Keçiören bebesi. Ben Ankara güçlüyüm baba. Bilmeyen oyuncular var, ondan dolayı sordum. Ha, eyvallah, eyvallah. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan bütün taraftarlara, izleyicilere... İyi bir hikaye anlatıyoruz, bir paralel hikaye. İyi iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Şimdi izleyeceğiz, bakacağız. Bekleriz filmimize. Saygılar. Teşekkürler. Padişah fermanını bilmez mi bu yiğitler? Bilirler paşam. Lakin vazgeçmezler tepik oynamaktan. Efendim, ben talebe ve işçi arkadaşlarla birlikte futbol oynamaya devam edeceğim. İmalat Harbiye'nin gücünü göstereceğiz onlara. Merak etme Mahmut Nedim Bey. Cephaneleri sağ salim ulaştıracağız Anadolu'ya. Allah yar ve yardımcınız olsun. İyi ki İmalat Harbiye'li olduk. Haydi! Tam da zamanında geldi. Çirkin adamlarız belki de ama sevdamız güzel bizim. Sevdamız. Bu memleketin evlatları düşmana katiyen boyun eğmez. Şimdi sıra bizde. Bu millet ne büyük millettir. Elinde avucunda ne varsa gönderir bu vatan için. Allah yardımcınız olsun. Haydi beyler. El kadar çocuk bu canı ne? Yiğit iyi olacak. Sanki herkese koşuyor, bir bana gelmiyor gibi. Hep bugünü bekliyordum işte. Ulan daha kavga etmedim ben bu herifle. Çok özledim. Kimse bizi yıkamaz be evlat. Tolga! Yiğit için! Asıl marş şimdi başlıyor Yiğit. İstiklal ateşi yandı bir kere. Bilecik futbolcu olacak. Tek hayal var. Ankaragücü'nde oynayacak.